biz sırf o UEFA Kupası'nda Süper Kupa'yla da kalmayacaktık. Ama maalesef yöneticilerin bize karşı olan tutumlarını anlayamadık. Yöneticilerin bu takım artık doydu, bu takımı dağıtalım ve bunların üzerinden para kazanalım. Kötü görünmemi isteyen bir down. Bir hoca olarak oyuncu getirebilirsin. Oyuncuyu oynatmazsın, bu filmlere gerek yok bence. Akabinde de Ziya Hoca geliyor bize. Ziya Hoca da bu sefer başlıyor benimle uğraşmaya. Antrenmanda gol atıyorum, bu tarafa bakıyor. Şoktadayım. Nasıl şoktada olurum? Herkes anlatıyor bir şeyler de saçma sapan şeyler anlatıyorlar. Hani biz kendimizi fazla övmeyelim ama bizim jenerasyonumuz gibi. Gerçekten hem oyuncu yetişmiyor hem oyuncular yok. Fanatik YouTube kanalından herkese merhaba. Dönüm Noktası'nın bu haftaki konu efsane eski futbolcu Fatih Akyel ve kendisi aynı zamanda teknik direktör. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi bizim çok nostaljik başlıyor programlarımız. Evet. O yüzden ben sizi çok eskiye götürerek futbol aşkınızın nasıl başladığından başlayacağım soruma. Evet. Sonrasında da nasıl kariyere dönüştünüz, nasıl devam ettiniz bunu sorarak başlayacağım. Yürümeye başladığımdan beri topu çok seviyormuşum. Onun için de hep mahalle aralarında küçükken arkadaşlarımla hep oynuyordum devamlı. Futbol aşkı oradan bebeklikten gelme diyelim. Mahallelerde oynaya sonra Galatasaray'ın seçmelerine gittim. Orada seçmeleri kazandım. Sonra Galatasaray'ın altyapısına girdim. Ondan sonra da yukarı doğru. Buna sizi teşvik eden ne vardı? Aileden mesela biri gerçekten yeteneklisin deyip yoksa sizin bir idolünüz mü vardı? Ben bu olacağım dediğiniz biri mi vardı? Ya şöyle bir şey. Hani aileden destek derken tabii amcam beni seçmelere götürmüştü. Yaşım küçüktü o zamanlar tabii. Gidemiyorduk. Mesela ben Fatih'te oturuyordum. Balat'ta oradan Flora'ya gitmek tabii çocukken imkansız. İşte hep mahallede söylüyorlardı. Yani işte bu çok iyi futbolcu, çok iyi oynuyor falan filan. Hep böyle aileme şey yapıyorlardı herkes. En sonunda amcam beni de götürdü. Oradan da öyle bir serüven başladı bizim. Önce altyapıda başlıyorsunuz. Sonra A takımına geçiyorsunuz. Evet. O süreçte nasıl bir hissiniz vardı? Çalışma rutininiz nasıldı? Hı-hı. Kendinizin hedefi neydi? Yani hedefim A takımdı zaten. Galatasaray'da oynayabilmekti. Ben şunu hatırlıyorum. Bir günde ben iki tane Galatasaray'da altyapıda maç oynadığımı hatırlıyorum yani. Evet, yani bir 90 dakika oynadım, bir 90 dakika daha oynadığımı hatırlıyorum yani. Normal A takımda olsa, profesyonel takımda olsa bunu imkansız yapamazsınız. Yani onun için çocukken o aşkla, o şekle bunlar oluyor tabii. A takıma girdiniz. Neler evet. hissettiniz? Nasıl bir atmosfer vardı orada? Hayalinizdeki gibi miymiş? Yani tabii ben ilk A takıma çıktığımda, çağrıldığımda falan tabii çok heyecanlanmıştım. Yani inanamamıştım. O gece hiç hatta yatamamıştım, hiç uyumamıştım. Bambaşka bir duygu tabii onlar yani o zamanlar. Şimdi sizin her maçta aslında çok iyi performans sergilediğiniz ortada. Bunu da zaten birçok golde, birçok şeyde maçta biz görüyoruz. Fatih Hoca'nın da zaten gözüne ilk bu konuda girenlerden bir tanesi evet. sizsiniz. Ama Real Madrid maçlarında çok daha öne çıkıyor oluyor bu durum. Evet. Ki zaten Süper Kupa'da, Dünya Kupası'nda bunların da çok biz şahit olduğumuz maçlar evet. oldu. Bir tane maçta 84. dakikada giriyorsunuz. O maçta da zaten Süper kupa kalkıyor. Evet. evet. Neden 84. dakikada girdiniz hocam o maça? Bu kadar ön plandayken performansınızla niye 84. Ya şimdi o dönem Galatasaray'ın gerçekten iyi bir kadrosu vardı. Giren çıkanı aratmıyordu. Sonradan oyuna girdim ve katkı da sağladım. İşte Jardel'in attığı golde o altın gol vardı o zamanın. İşte o altın golü asistini ben yaptım. Tabii benim için çok gurur verici aslında. Güzel bir şey. Tarihe geçtik o gollerin, o asistlerin şeylerinde. Güzel anılardı, güzel hatıralardı bizim için. Sonrasında dediniz mi? Tamam kupayı kaldırdık, güldük, bitti. Niye ben bu kadar geç gittim falan diye. Ya öyle bir şey demedim. Orada şöyle bir anımız var. Ben o gün yedektim. Sonradan girdim oyuna dediğiniz gibi. Beni o gün hocamız bizim Lüçescu'ydu. Beni o gün oyuna Hacı soktu. Oyundan çıkmıştı Hacı. Bizim de o dönem sağ taraf aksıyordu o. Ben sağ tarafta oynuyordum. Hacı gitti hocaya bir şeyler söyledi. Beni alması gerektiğini söyledi oyuna. O da tamam dedi. Sonra Hacı bir iki dakika daha bekledi. Hocadan ses çıkmayınca Hacı tekrardan hocanın yanına gitti. Fatih'i alsana dedi. Ne bekliyorsun daha dedi. Ya ben bunu bizzat kendim yaşadığım için söylüyorum. Hatta sinirlendi. Bana da böyle otur dedi. Çıkar şu eşotman dedi. Altında eşotman vardı. Çıkar eşotman dedi. Oyuna gireceksin dedi. Sonra hoca da bana Lüçescu'da tam Fatih hazırlan oyuna gireceksin dedi. Öyle bir anımız var orada. Zaten girdikten de işte 5-6 dakika sonra herhalde 10 dakika sonra tam hatırlayamıyorum. O asist geldi. Ve o maça kadar şöyle bir şey de var. Real Madrid takımının da o kupa müzesinde hiç yoktu. Real Madrid'in biliyorsun bir dünya kupası var. Bir tek süper kupa onların da o gün yokmuş. Onu almaya gelmişler. Ama... Hani nasıl olsa Galatasaray yeneriz Türk takımı diye herhalde onlar da düşündü ama
Bilmiyorlar farklı... ki Fatih birazdan gidecek. Biraz farklı oldu. Biz kazandık. Güzel bir maçtı, güzel bir hatıra. Bu klasik soru var ya Hacı Alex. Yani evet. Hacı ile Alex'i genel anlamda çok kıyaslayan olmuyor. Bu soru yöneltiliyor ve Hacı'nın daha iyi, daha farklı bir oyuncu olduğunu birçok kişi söylüyor. İkisinin de oyun şeyleri farklı. Hani bir antrenör gözüne baktığım zaman Hacı her zaman bir adım önde diye ben de düşünüyorum. Çünkü Hacı'nın farklı bir yapısı var. Yani oyun anlamında, oyunsal anlamda, yönetici anlamında, saha içerisinde takımı yönlendirme, oyunu yönlendirme anlamında Hacı'nın daha farklı şeyi var. Yani. Bu sorunun size denk gelme nedeni bu Lucescu'yu yönlendirmesi konusu. Birazcık ondan dolayı evet, sorum. Yoksa sorularda da yok. İçimden öyle geldi. Tamam, ben içinden geldiğini sorayım. Şimdi Mallorca'ya geçiş var. Evet. O zamanı ben merak ediyorum. Onun hem arka planında olup bitenleri, hem evet, o zamanki düşüncelerinizi, hislerinizi. Evet. Yani bunları anlatırsanız. 2000 senesi falandı. UEFA Kupası'nı ve Süper Kupayı aldıktan sonra benim ve 4-5 tane arkadaşımın sözleşmesi bitiyordu. Tabii biz yıllardır Galatasaray'ın işte altyapısından bir tanesi işte Okan, Arif, ben, Emre Belezoğlu falan böyle 4-5 kişinin sözleşmesi bitiyordu. Hepimiz de Avrupa'ya gittik zaten o dönem. Biz şimdi Galatasaray'ın altyapısından gelmeyiz hepimiz. Tabii biz Galatasaray'la anlaşmayı bekliyoruz. Taraftar tabii dışarıda bunu bilmiyoruz ama iç kısımda baktığınız zaman bir pazarlıklar sürüyor biliyorsunuz futbolun şeylerini falan. Ciddi anlamda böyle istediğimiz bir maddi anlamda da bir şey yoktu. Biz beklenti olarak sadece aslında daha çok manevi anlamda bize verilen şeyden dolayı kalmak istiyoruz. Çünkü biz işte Galatasaray'da doğduk, büyüdük. Orada başarılarımız var. Bu takım 4 sene şampiyon olmuş. UEFA Kupası'nı almış, Süper Kupayı almış bizlerle beraber. Mantık olarak baktığınız zaman siz yönetici olsanız ne dersiniz? Ya bu çocuklar bu başarıyı yakalamış. Bir de yaş olarak da biz daha genciz. Hani yaş olarak desem çok ilerlemiş olsak yani yöneticiye hak verebilirsin ama siz olsanız dersiniz ki ya bu çocuklar işte bu başarıları yapmış. Hani bunların yanına 3-4 tane takviye alırım. Bu takım zaten başarılarla dolu. Avrupa'da ses getirir ki bizim hırslarımız her geçen gün artıyordu zaten. Yani biz sırf o UEFA Kupası'nda Süper Kupa'yla da kalmayacaktık. Ama maalesef yöneticilerin bize karşı olan tutumlarını anlayamadık. Ki tabii biz o zaman gençtik. Bizim jetonlarımız sonradan derler. Yani bir atasözü vardır jeton sonradan düşer diye. Biz sonradan bunları anladık. Yani onlar bizim takımı dağıtıp ciddi bonservis bedelleri getiriyordu bizim çünkü o oyuncu grubu. Bonservis bedellerinden yararlanmak isteyip bizi göndermek istemişler. Hani niye siz bizi takımımızdan gönderiyorsunuz? Biz burada kalmak istiyoruz. Heh, evet i̇şte, onu soracaktım. Bir tepki oldu mu? Yani gidip direkt yönetimle mi konuştunuz? Biz yöneticilerle zaten pazarlık halindeydik. Onlar ısrarla zaten bir iki tane arkadaşımıza ya işte hani siz imza atın boş mukavele biz sizi gönderelim gibi. Yani parayı biz alalım gibi konuşuyorlardı. Ya şimdi onlar kendilerini uyanık zannediyorlar yani aslında baktığın zaman. Onun için de biz hani niye bizi gönderiyorsunuz demek istedik ama onlar bunu anlamadı. Onların niyetleri, düşünceleri farklıydı. Yöneticilerin bu takım artık doydu, bu takımı dağıtalım ve bunların üzerinden para kazanalım. Amaçları buydu. Bizim de amacımız işte takımımızdan gitmeyelim, oynayalım, daha çok başarı yapalım diyeydi. Ama sonra şeyler çatışınca ayrılmak zorunda kaldık. Böyle bir başladı. Sonra İspanya'dan işte Mallorca takımından beni istediler, ben de gittim. Oraya gidince nasıl bir atmosfer vardı? Yani nelerle karşılaştınız? Beklediğiniz gibi oldu mu? Adapte olmakta sorun yaşamış mıydınız? Adapte olmakta aslında sorun değil de şöyle bir şey. Ben bir yabancı sözü şeyi vardı orada. Gittiğimde 6 yabancı vardı. Ben gittiğimde 3 yabancıya düştü. Yabancı sınırı 3 yabancıya düşünce defans oyuncusundan daha çok ofans oyuncusu kullanmak istedi hoca. Her zaman zaman oynadım. Mesela Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı o sene Mallorca. Ben Şampiyonlar Ligi maçlarında oynadım orada. Kupa maçları vardı işte onlarda oynadım ama lig maçlarında hep böyle değişiyorduk. Çoğu zaman ofanslar daha çok oynuyordu. Biz de ondan dolayı ben de sezon sonu Dünya Kupası olduğu için kendimi hazır tutmam gerekiyordu. Bütün maçlarda oynamam gerekiyordu. Ondan dolayı da oradan ayrılmak zorunda kaldım. Ayrıldım ve Fenerbahçe'ye geldim ben. Mallorca'lı yöneticiler bana aynen şöyle söyledi. Ya biz dedi Fenerbahçe'yle ve Galatasaray'la konuştuk ama Galatasaraylılar hiç ciddi davranmıyorlar. Fenerbahçe daha profesyonel işte bizim istediğimizin bir katı daha fazla veriyorlar falan filan. Daha profesyonelce konuşuyorlar dedi. Ben zaten sonuçta da Fenerbahçe'ye gittim zaten. O basın toplantısı vardı. Sizin oradaki sloganlı bir şapka bir gün her herkes şey Fenerbahçeli olacak. O konuyu siz nasıl buluyorsunuz şu anda? Fenerbahçe'nin sloganı gelen her oyuncu takıyordu. Biz de ben de Fenerbahçe'de imza attığım için mecburen o şapkayı takıyorsun tabii. Orada sonuçta o camiaya mal oluyorsunuz. O camia için hizmet ediyorsunuz. Oranın sloganı, oranın bayrağını, oranın formasını taşıyorsunuz.
Yani sonuçta oradan ekmek yiyorsunuz. Bunu bazı insanlar hırs olarak yorumladı ya. Galatasaray'la Fenerbahçe ikisi de çok büyük camialar. Türkiye'de iki tane terminatör büyük camia. Biri olmasa biri olmaz, biri olmasa biri olmaz. Oraya geçince nasıl karşıladı takım sizi? Bir de çevrenizdeki insanların tepkileri nasıl oldu böyle baktığınızda? Ya yakınlarınız neler işte, söyledi? Mutlaka onlara tabii ya işte niye gittin bilmem ne falan filan. Fenerbahçe'de işte zaten ben geldiğim sene Fenerbahçe o sene Şampiyonlar Ligi'ne katıldık bize. Ben iyi bir performans sergilemiştim orada da. Orada camiaya kendini kabul ettirdin hani iyi futbolunla falan filan. En iyi şekilde, en dikkatli şekilde ve terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Ki 6-0'lık maçtan sonra daha çok benimsemişlerdir gibi. Evet, Fenerbahçe'deydim orada da, evet yani. Onun sonrasında neler yaşandı arka planda, soyunma odasında? Onu da merak ediyorum aslında ben o maçtan sonra. Biz de o kadar hani farklı kazanacağımızı beklemiyorduk o maç mesela. Her gittiğimiz mesela gol oldu o maç. Sevinç oldu, ne oldu? Kazanın bir derbi maçı kazanıyorsun o. Daum'un kariyerinize ilişkin bir açıklamanız var. 2004 Manchester maçıyla alakalı. Doğru. Onunla ilgili de aslında biraz merak ediyorum. Nasıl oldu, neler oldu, nasıl bitti? Ben geldiğimde Daum yoktu. Daha sonra geldi Daum. Ve ben Fenerbahçe'de işte iyi bir performans sergiledim. Beni çok sevdi. Yani oyunsal anlamda işte biliyordu zaten daha önceden. Burada çalışmıştı Beşiktaş'ta falan filan. Beni çok tutuyordu. Ben oynayan oyuncuydum yani her daim işte milli takımda olsun, Galatasaray'da olsun, Fenerbahçe'de olsun. Böyle iyi bir şekilde gidiyorduk ama ne olduysa tabii sonra bir şey değiştirdi Daum. Bir iki tane oyuncu aldı benim yerime. Futbolcu her zaman anlar yani hocanın onu ekarte etmek istediğini falan. Ufak tefek uğraşmaya başladı falan filan. Siz bunu hissettiniz. Hissettim tabii ben. Fenerbahçe'de oynadığımda bir ortaokulluk iltihap şeyi var, onu geçirdim Fenerbahçe'de oynarken. Bir ay, bir buçuk ay falan antrenman falan yapamadım. Yani hikayeye yakın bir top oynamadım ve antrenman yapmadım. Sonra bizim Şampiyonlar Ligi bir maçı vardı herhalde Manchester'da. Beni kadroya aldı İngiltere'ye giderken deplasmana. Sonra gittik deplasmanda işte antrenman, maçtan önce antrenman yapıyoruz. Ben baktım beni deniyor yani oynatmak istiyor. Ben de yani kendisine antrenmandan sonra gittim dedim ki yani ben oynamaya gücüm yok. Ben oynayamam çünkü hastalıktan yeni çıktım. İki aydın antrenman yapıyorum, yeni başladım. Yani bunu dedim eğer şey düşünceniz varsa başkasını oynatın, takıma zarar vermeyeyim dedim. Ben bunu kaldıramam bu atmosferde falan dedim. Tamam falan dedi, sorun yok bilmem ne, sen dedi istirahatine bak. Ertesi gün toplantıya gittiğimizde kadroda tahtada benim ismim yazıyordu. Çok kötü de oynamadım zaten ama idare etmeye çalıştım. Çünkü gücüm ve kuvvetin iki aydır antrenman yapmayan bir oyuncunun doğru düzgün o kadar var. Ama tabii sonradan anlıyorum. Yani benim orada kötü görünmemi isteyen bir Daum var. Getirdiği oyuncular vardı çünkü arkada. Onları oynatmak istiyordu. Bir hoca olarak oyuncu getirebilirsin. Oyuncuyu oynatmazsın. Bu filmlere gerek yok bence. Ben hocaysam oyuncuyu oynatmam, onu oturturum. Filmde yapmaya gerek yoktu aslında. Ondan dolayı ona biraz kızgınlığım var. Yani Fenerbahçe'de insanların beni yanlış anlamasına o neden oldu biraz. İşte kötü performans sergiledi gibi de yani bir lanse edildi. Aslında baktığınız zaman 6 tane gole baktım. Ben 6 golünde benimle alakası yok yani. Yani insanlar şimdi eğer dikkat ederse ona. İşte orada Daum'un bir oyunu vardı. Ben daha sonra zaten kendisine de kızdım ayrılırken. Hani söylemiştim yüzüne de. Yani dedim bu filmlere gerek yok. Sen hocasın sonuçta burada. Bir de neden sizce siz bu kadar iyi bir oyuncuyken bu kadar üst üste geliyor sizinle alakalı durumlarda ya şimdi, her şey? Şimdi şöyle bir şey var. Bizim dönemimizde biz gerçekten çok başarılı bir futbol oynadık. Ben bunu çok iyi sezdim ve analiz ettim. Benim gibi birkaç tane de arkadaşım. Enteresan bir şekilde ülkede başarı yaptığınız zaman bazı kısımlar sizi hocalar dahil, bazı hocalar dahil, bazı yöneticiler dahil bir kısım sizi maalesef ki hani çekemiyor derler ya bizde. Gerçekten öyle oluyor. Yaptığınız her şey onlara batıyor. Çünkü çok başarılı oluyorsunuz, çok göz önünde oluyorsunuz. Bunu ısrarla hani sizi alt etmeye, hep aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Siz de ona uyduğunuz zaman, hani sinirlenip şey olduğunuz zaman kaybolup gidiyorsun şey anlamında. Ama insanlar hikayeleri bilmiyor. Hani bir yerlerden neden ayrıldığını birileri bir yalan atıyor. O yalanlar nesilden nesile gidiyor diyorlar ya, işte o yalan öyle gidiyor. Mesela ben Trabzonspor'da da gerçekten ilk geldiğimde çok iyi bir performans sergiledim. Sonra Lazzaroni Hoca vardı, Brezilyalı. Bir tane yönetici bir abimiz, başkanımız Nuri Albayrak'tı o zamanlar galiba Trabzonspor'da hatırlıyorum. İkinci başkanımız da Sait Bey'di, tam soyadını hatırlayamıyorum, geçmiş zaman oldu. O iki yöneticimiz de, bir tane yöneticimiz Lazzaroni'yi getirdikleri için kavga etmişler, ters düşmüşler. Sonra nitekim maalesef bazı oyuncuları, öteki yönetici abimiz içeriden bazı oyuncularla çok samimi olduğu için içeride de ikilikler başladı.
Sonuçta Lazaroni Hoca'yı gönderdiler. Ziya Doğan'ı da getiren bizim o başkanların ters düştüğü ikinci, üçüncü yöneticimiz diyelim. O da ters düştüğü için şöyle bir dönem oldu. Nuri Albayrak'la ikinci başkanımız Gökdeniz vardı o zamanlar takımda. Gökdeniz'e kaptanlık vermişler. Gökdeniz kaptanlığı almamış. Bir takım olaylar yaşamıştı Gökdeniz orada. Sonra Hüseyin'e kaptanlığı verdiler. Bir gün biz deplasmana maça gittik. Kıbrıs'a falan gittik galiba. Tam hatırlayamıyorum. Bir Avrupa Kupası maçıydı. Beni çağırdılar otelde. Şunu söylediler. Dediler ki ya Fatih biz seni ikinci kaptan olarak Hüseyin'le beraber bu takımda kaptanlığı yapmanı istiyoruz dediler. İkinci başkanımız ve Nuri Başkan. Yani biz dediler hani sen tecrübelisin. Galatasaray'da oynadın, Fener'de oynadın, milli takımda oynuyorsun. Hüseyin'le beraber bu takımda abilik yapıp takım kaptanlığını yapmanı istiyoruz dediler. Elimizden gelen her şeyi yaparım dedim. Hüseyin bana yardımcı olur, ben Hüseyin'e yardımcı olurum. Milletvekilimde de öyle yapıyorduk. Onlar beni takım kaptanı yaptı diye öteki yöneticimiz bana bir oradan takmış. Ya işte nasıl benden habersiz bana sormadan veya siz kendi kafanıza göre onlara diyor Fatih kaptan yaparsınız diyor. Akabinde de Ziya Hoca geliyor bize. Ziya Hoca'yı da o yönetici getiriyor. Ziya Hoca da bu sefer başlıyor benimle uğraşmaya. Yani ne yapsam? Antrenmanda gol atıyorum bu tarafa bakıyor. Aslında kariyerinizi etkileyen bu kulisler. Yani baktığınız zaman olaylar herkes anlatıyor bir şeyler de saçma sapan şeyler anlatıyorlar. Artık ipler kopmaya başladı. Çünkü ben anladım. Ziya Hoca benimle devamlı uğraşıyor. Şey yapıyor. Hala da görüşüyor. Yani gördüğüm yerde de konuşuyorum yani. Kötü de bir insan değil aslında ama maalesef o da o yöneticinin şeyine herhalde gazına geldi. Önceden de ben Ziya Hoca'yı tanırdım çünkü. İşte onun şeyine gelerek bizle uğraşmaya başladı falan. Bir gün izin günümüz vardı. Kimse İstanbul dışına çıkmayacak dedi. Ben de o zamanlar yani ben evliydim. O zamanlar kızım yeni doğmuştu. Dedi kimse İstanbul dışına çıkmayacak dedi. İzninizi Trabzon içerisinde kullanacaksınız falan dedi. Ya böyle saçma bir şey yok aslında da. Sanki arabayla koşarak geliyoruz Trabzon'a. Uçakla bir saatte geliyoruz yani. Ben de gittim kendisine dedim ki ya dedim hani ben İstanbul'a gideceğim. Çünkü eşim ve şeyim orada, kızım orada. Yani yeni doğdu. Hayır dedi gidemezsin dedi. Yani şey yapacak falan. Ya dedim hocam ben çocuğum var, bebek daha falan. Böyle bir konu geçti aramızda. Gidemezsin dedi. Neyse tamam dedim. Ben de ondan çıktım. Uçak biletimi aldım. Çıktım gittim direkt. Ben aldım eşimi. Bir restorana gittim yemeğe bebeğimle beraber. Onun bir arkadaşı beni görmüş. Onu aramış. Demiş ki ya Fatih Akkel burada işte falan. Hani sen de mi buralardasın gibi artık falan. Oradan öğrenmiş benim burada olduğumu. Çünkü o da Yeşilköy civarlarında, Ataköy civarlarında, Flora civarlarında ikimiz de buralardayız bilirler. Neyse ben döndüm izin bitti. Kimse dedi İstanbul dışına çıktı mı dedi. Tabii ben bir şey söylemedim. Bilmiyorum. Söylemedim dedim. Bana dedi sordun mu dedi, şey gittin mi dedi. Sonra ben dedim ki gittim dedim. Herkesin içinde tabii soru toplantıda gittim mi gittim dedim. Gittiğim uçak koltuk numarasına kadar gitmiş çıkartmış. Vallahi dedim hocam tebrik ediyorum zehir afiye gibisin dedim. Tebrik ediyorum dedim. Beni kimse daha önce böyle takip edememişti dedim. Sonra ondan sonra film koptu zaten biz orada ters düştük ve ben ondan sonra da ayrıldım zaten. Ya efendim Trabzon'dan ayrılma nedenim budur yani. Şoktadayım. Nasıl şoktada olurum? Peki dönüm noktanız ne tüm bu kariyerin içinde? Ya futbolla alakalı Türkiye'de baktığınız zaman ben bütün başarıları yaşadım yani. Ben 6 tane şampiyonluk yaşadım Türkiye Ligi'nde. UEFA Kupası, Süper Kupa Avrupa'dan. Dünya Kupası üçüncülüğü, Avrupa şampiyonları. Hani bir dönüm noktası da olduğuna pek düşünmüyorum yani artık. Bir tek Şampiyonlar Ligi kaldı. Onu da işte alamadık, kusura bakmayın. Olsun. Bir tanenin günahı olmaz deyip geçiştirelim. Şimdi hem Galatasaray'da, evet, hem Fenerbahçe'de, hem, evet, Trabzonspor'da bu üç büyüklerde oynamış, hı-hı, bir futbolcu olarak, şu anda, hı-hı, da bir teknik direktör olarak yorumlarınızı, evet, alacağım sizin. Evet. Kendi döneminizle ve bugünkü dönemle kıyasladığınızda neler söylersiniz bu üç takımla alakalı? Hem kadro, hem yönetim, hem oyuncular. Birincisi yönetiliş anlamında bana göre ciddi anlamda bir kötüye gidişat var. Son 2 senedir, 3 senedir büyük takımlar iyi baktığın zaman iyi kadrolar kuramıyorlar. Ha burada kadrolarda sırf yöneticilerin değil, gelen hocaların da suçu vardır diye düşünüyorum. Maalesef ki kötü kadrolar kuruyorlar. Geçen sene özellikle inanılmaz kötü gitti 3 tane de takım. Bu sene biraz farklı olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle herhalde Fenerbahçe iyi bir kadro kuracak gibi geliyor. Çünkü hızlı başladılar biraz. Galatasaray'a da baktığın zaman yeni bir yönetim geldi. Mecbur iyi bir kadro kurmak zorunda o da Galatasaray'da. Bu sene güzel bir lig seyredebiliriz diye düşünüyorum yani.
Trabzon zaten hani saymadım. Trabzon'un şampiyon oldu. Yani kadrosunu koruyacaktır Trabzonspor. Yine şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacaktır yani. Onu saymadım. Onu takviye yapacaktır. Yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Peki 2010'da siz futbolu bırakıyorsunuz evet. artık. Sizce erken bir karar mıydı bu sizin için? Yani neydi o kararın ya arkasındaki şöyle, temel faktör? Ben 32 yaşında futbolu bıraktım. Yani belki 3 sene daha oynayabilirdim, 4 sene daha oynayabilirdim. Ama işte yılların yorgunluğu var işte. Yani ben erken başladım, 17 yaşında başladım, profesyonel oldum. 5 sene boyunca hiç tatil yapmadım. Yani nasıl yapmadım? İşte Galatasaray'da oynadığımız dönemlerde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi bitti, UEFA Kupası, Türkiye Ligi maçları, arada Dünya Kupaları, o arada Avrupa Kupası, Avrupa Şampiyonası maçları hep böyle arka arkaya. O jenerasyon 5 sene boyunca hiç tatil izin yapmadık. Yani bir yanda da bıkıyorsun. Çünkü ben mesela Galatasaray'da her iki günde bir maç oynuyorduk ve evimize gidemiyorduk. Tesislerde kalıyorduk. Her iki günde bir maç oynuyor. Artık uzun zaman sonra insan biraz şey oluyor. Biraz onun etkisi de var yani bırakmamda. Yorgunluk var. Ondan sonra bıraktım tabii. Sonraki hedeflerinizde ne var? Şu an görüşüyor musunuz bir takımla, teknik direktörle? Bir iki takımla görüşüyorum. Evet, konuşuyorum. Görüşme halindeyiz. Sezon başı şimdi. Onun için nasipse olur. Şu anda kendinize tarzınız olarak, stil olarak benzettiğiniz bir oyuncu, futbolcu var mı? Genç yeteneklere de baktığınızda favoriniz kim? Yani şu an çok aman aman da yok diye diyebilirim yani. Gerçekten. Gerçekten. Ön plana çıkan çok oyuncu var ya. Alpay var, Alper var. İyi oyuncular var şu anlamda. Ben kıyaslamıyorum zaten kendimizi onları. Ama hani biz kendimizi fazla övmeyelim ama baktığınız zaman bunu herkes söylüyor. Bizim jenerasyonumuz gibi gerçekten hem oyuncu yetişmiyor hem oyuncular yok. Zaten şu anki futboldan da ve insanların seyir şeyleri düştü. Onun için buradan da belli oluyor. Daha yetenekli, daha iyi oyuncular çıkması gerekiyor. Bu yetenek yetmiyor. Sizin döneminizde sosyal medya olsaydı nasıl olurdu sizce? Yani hiç olmazdı. Bizim dönemimiz güzelmiş. Daha diyelim iyi yani. Evet. Peki şu anda Galatasaray ya da Fenerbahçe arayıp hadi gel bizimle teknik direktör olarak yola devam et dese hangisini tercih edersiniz? Yani sonuçta biz dediğim gibi profesyoneliz. Ben iki takımda da oynadım. Nasip hangisi ona gidiyor, sorun yok. Hocam çok kaçamak cevap oldu. Yok ya. Şimdi yani, ama Galatasaray'da çok daha uzun yıllarınız tabii, var tabii, ya. Yani herkes şöyle, de orayı ister ama Fenerbahçe'de de çok iyi bir aidiyet vardı sizde. Evet. Teknik adam olduktan sonra takımınız olmuyor. Çünkü sonuçta bir teknik adamsınız. Türk futboluna hizmet ediyorsunuz. Ben milli takımda da oynadım, kaptanlık yaptım. Onun için teknik adamlık farklı oluyor. Yani teknik adamken farklı bakıyorsunuz. En unutamadığınız maçınız? UEFA Kupası. Bir de milli takımda işte Brezilya maçı vardı. En unutamadığınız golünüz hangisi? Sion takımıydı. Şampiyonlar Genel Eleme maçıydı galiba. Bir tane bir gol atmıştım. Bir iki kişiyi geçip. Öyle bir gol. İlk golümdü benim hatta o. Gerçekten benim için çok değerli ve çok iyi bir goldü. Çok güzel bir goldü. Benden beklenmedik hareketlerde, bir defans oyuncusundan beklenmedik hareketlerde bir de. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Her şeyi anlattık diye düşünüyorum. Tabii biz teşekkür ederiz geldiğiniz ve yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bu haftaki bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.